Bir muhabbet kuşunun sizi sevmesi için sizin onu sevdiğinizi ve onun iyiliğini önemsediğinizi anlaması gerekir. Bunun için ona zaman vermek ve bu zaman dilimini doğru değerlendirmek çok önemlidir. Hem onlar sosyalleşmeyi çok severler. Eğer bizim de onlara yaklaşımımız doğru olursa, harika bir arkadaş edineceğimize kesin gözüyle bakabilirsiniz. Muhabbet kuşunuz bir kez eğitildikten ve size alıştıktan sonra sevginizi anlayacak ve sürekli yanınıza gelecektir. Şimdi bize olan sevgilerini nasıl anlattıklarına bakalım. Birincisi, muhabbet kuşunuz omuzunuzda, başınızın üstünde, kolunuzda ya da dizinizde geziniyorsa, vücudunuza tırmanıyor ve başını boynunuza dayıyorsa, kuşunuz sizi seviyor, sizinle güvende hissediyor demektir. İnsan arkadaşını seven bir muhabbet kuşu, sevgisini fiziksel olarak göstermekten korkmaz. İkincisi, muhabbet kuşunuz konuşuyor, şarkı söylüyor veya ıslık çalıyorsa, bu onun mutlu olduğunun bir işaretidir. Eğer bu davranışlarını sizin yanınızdayken yapıyorsa, sizden çekinmediğini, tam tersine ilginizi çekmek ve takdir edildiğini görmek için yaptığını söyleyebiliriz. Özellikle siz odaya girdiğinizde kuşunuzun ötmesi ya da konuşması, kuşunuzun sizi sevdiğinin iyi bir göstergesidir. Üçüncüsü, muhabbet kuşunuzun sizi sevip sevmediğini görmenin bir başka yolu duruşunun rahat olup olmadığıdır. Örneğin muhabbet kuşunuzun kafesinde baş aşağı asılı olduğunu görebilirsiniz. Bu duruş kuşunuzun en savunmasız davranışlarındandır ve bu duruşu sizin huzurunuzda sergiliyorsa muhabbet kuşunuzun sizi sevdiğini ve güvendiğini anlayabilirsiniz. Dördüncüsü, bir de kafasını eğip size doğru işaret ediyorsa, onu kaşımanızı ve sevmenizi istiyor demektir. Bu davranış aynı zamanda size olan güveninin ve sevgisinin işaretidir. Beşincisi, gerçekten ısırmadan gagayla ağzına almak, muhabbet kuşlarının birbirleriyle oynamasının bir yoludur. Kuşunuz sizi gerçekten ısırmaya çalışmadan gagasıyla nazikçe ağzını açıyorsa, bu muhtemelen bir sevgi işaretidir. Muhabbet kuşunuzun henüz bu sevgi belirtilerini göstermediğini görebilirsiniz. Bu muhabbet kuşunuzun sizden hoşlanmadığı ve sizinle oynamak istemediği anlamına gelmez. Henüz size alışmadığı ve sizden korktuğu anlamına gelebilir. Muhabbet kuşunuzun varlığınızda daha rahat büyümesini ve sizi sevmesini sağlamanın farklı yolları vardır. Buradaki anahtar sabırlı olmaktır. Muhabbet kuşunuza kaliteli bir kafes alın ve çok zaman geçirdiğiniz bir yerde olduğundan emin olun. Her gün muhabbet kuşunuzla geçirmek için zaman ayırdığınızdan da emin olun. Bu, muhabbet kuşunuzun daha sevecen olmasını sağlamanın en iyi yollarından biridir. Muhabbet kuşunuz sizin yanınızda rahat bir şekilde zaman geçirirse mutlu bir kuş olarak büyüyecektir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kuşlarınızla mutlu kalın.